Şimdi orada hikmet ve barış değil mi? Hı hı. Şimdi baktığın zaman orada hangisinin psikolojisi daha kötü veya hangisi çok inanılmaz bir stres yaşıyor veya hangisi böyle e, ne yapacağını şaşırmış durumda barış mı hikmet mi? Hikmet hikmet değil mi? Barışın zaten barış şu anda sakat zaten. O, o, o da psikolojisi kötü ama stres bakıyor. Relax bakım vaziyette şu işte konseyde hikmet de aynı mı yani adam elendi mi elenecek mi psikolojisi Asla yaşıyor aynı. adam üç kişinin arasında o üç de çünkü Hikmet biliyor. O üç kişi bir yana Hikmet bir yana o potada. Çünkü üç kişine oy atacaklar. Üç kişiye oy atacaklar ayrı. Hikmet ayrı. Hikmet Cüneyt Arkın gibi tek kalmış onların arasında. Oklar Hikmet'e dayanmış. Çünkü üçünde savaşıyor Hikmet orada. Hikmet tek. O dördüne baktığın zaman şu andaki izlenime bakarsan, halkın izlenimine bakarsan Hikmet orada tek. Üçü aynı ekipten. Hikmet tek başına. Şimdi tek başına bir adam. Zaten onlarla savaşıyor ve elenme stresi yaşıyor. Barış Böylesine psikolojisi olan bir adama Barış'ın oradan bir şeyler söylemesi çok gereksiz. Yani şimdi Barış sen orada oturmuşsun zaten sen relaxsın, rahatsın, herhangi bir sorunun yok. Ama adam öyle bir konseydik, öyle psikolojisi bozuk ki sen o adamı artık orada rahat bırak adamı ya. Adamı bırak abi. Şimdi yarın öbür gün sen de böyle bir psikoloji sıçan o adam da sana oradan laf etse o adama da ben kızarım. Çünkü neden? Şimdi orada Hikmet zaten inanılmaz bir psikoloji de rahat bırak adamı. Ne ne istiyorsun sen şimdi Hikmet'ten? Ne oldu Hikmet'e ne diyor Barış? Ben onu anlamadım. Ne istiyor Hikmet'ten? Gülmesine takmış. Neye takmış gülmesine? E tamam abi güle. Ya ben sana bir söyleyeyim mi? Orada Hikmet ağlayabilir, güledebilir, haykıradabilir kendini yerden yere de atabilir. Her şeyi yapabilir. Çünkü Hikmet orada o psikolojide. Ama Barış, senin öyle bir psikolojin yok. Sen orada şu anda sakinsin, sakatsın, oynamıyorsun, oturuyorsun şeyde. Sen şimdi o adam oradan, o adamdan ha, şeyden çıksın. Nedir o? konsey bitsin. Gidin adaya. Adada ne istiyorsan adama sor. Niye gülüyorsun abi? Ama şimdi orada sen o adama bu kadar psikolojisi zor bir adama oradan laf atman barış için ben gereksiz diye düşünüyorum. Ha aralarındaki tartışmaların ne olduğunu da bilmiyorum. Mesela Hikmet diyor ki ben sana sonra söylerim diyor. Mesela aralarında bir şey var herhalde bizim bilmediğimiz. Neden gülüyorsun diyor. O da diyor ki sana ben sana anlatacağım İlk neden gülüyorsun. Barış'ın arasında bir rekabet var. Uzun zamandır hani selamlardan tut. Evet herkesin orada kadar. herkesin orada birbirine rekabeti Yok, rekabeti var. Kişisel bu ikisi. Tamam ama sırası mı Furkan? Değil. Eee? Değil. Sırası değil. Hayır orada bir kere şimdi bana sorarsan Hikmet'i Barış orada yaralamaya çalışıyor. Ya, zaten yani adamlar ya. Bu ha bu adam bu adam şimdi potadan kurtulmuş. Tebessüm ee, e, edebilir abi, gülebilir yani adam. tabii. Bu arada Kayı ben kırabilir. mesela şimdi Hikmet'in Yasin'i sevdiğini de düşünmüyorum. Yasin elenmesinde Hikmet mutluluk duyuyordu. Ya ya adalet diyor. Ya bu adamlar şimdi burun buruna gelmişler evet. yani. Hani birbirlerine vuracak ha. noktaya gelmişler. Hatta temas bile oldu <laughs> Şimdi mesela abi. oradaki psikoloji. Mesela ben şimdi eğer oradaki psikolojiyi düşünüyorsak, görüyorsak mesela Yasin de giderken bazı arkadaşlar ne dedi? Size dedi elveda demeyeceğim dedi değil mi? Halbuki orada olmasa o psikoloji olmasa peki Yasin 10 gün sonra veya mesela 15 dakika sonra o arkadaşlarını da gidip öpecek Yasin. Çünkü kan davası yok ya abi. Ama oradaki psikoloji olduğu için ben Yasin'e de şimdi bir şey diyemem. Çünkü Yasin de oradaki psikolojiyle onları öpmemiş olabilir. Çünkü Yasin de ne yaptığını şaşırmış olabilir. Eğlenmiş adam. Bütün hayalleri bitmiş. Abi psikologlar niye var abi? Psikologlar boşu boşuna psikologlar yok dünyada. Psikolojik sor, insanların psikolojilerinin tap noktaya geldiği anlar var. Şu anda herkesin psikolojisi tap noktada. Anladın mı? Evet. Onun için de orada artık insanların bu kadar üzerine gitmenin, laf atmanın, bilmem nenin alemi yok. Hikmet yine orada çocuk sakin. Sakin derken yani daha da tepkiler de verebilir. Adam şey olmuş yani artık orada. Onun için Barış'ın bu girişini ha ben... Barış'ı sevmiyor muyum? Seviyorum. Barış'ı çok takdir etmiyorum Ediyorum. Barış'ı her zaman burada koruyan bir adamım. Ama her şeyde bir yeri bir raconu var abi. Sen şimdi oradaki psikolojideki bir adam oradan bir şeyler söylemenin alemi yok. Adam zaten hayatı kaymış. Elendim mi? Eleniyorum mu? Adam gitmiş. Ruhu gitmiş adamın ya. Bırak adamı rahat kardeşim. Evet Anzac. Yani ben hiç anlamadım. Hikmet'in kalmasını geçiyorum. Üstüne kafa kafaya geldiği neredeyse birlikte diskalifiye olacakları, uğruna cezalar aldıkları bir kavga yaşadığı, en adadaki uzak olduğu ve hatta bence gerçekten sevmediği isim eleniyor ve o kalıyor. Yani Hikmet'in tebessüm etmesinden doğal ne olabilir? Böyle nispet yapar gibi kahkahalarla gülmüyor. Zaten gülmesini geçtim ilahi adaletle diyor. Yani çok mutlu Yasin'in gitmesine. Kendi kalmasına da çok mutlu. Konu bile değil bence gülümsemesi. Yani konu değil öyle diyeyim. Yani zaten o an yarışmacılar işte biri elendikten sonra biri gülümser biri. Bu insanlar unutmayalım ki birbirlerinin ismini yazıyorlar gitsin diye. Gittiği zaman da arkasından herkesin yani bence rol yapmasındansa içinden geleni doğal bir şekilde yansıtması saygısızlık yapmadığı sürece çok normal. Hikmet'te de bir saygısızlık görmedim o noktada. Zaten ezeli düşmanı gibiydi yani. Ben hem Hikmet'i hem Barış'ı burada eleştireceğim. Siz Hikmet'in yaptıklarını çok normal görüyorsunuz ama bence konsey alanı öyle bir yer değil. Konsey yani çok sert bir benzetme ama konsey bir cenaze gibidir. Çünkü eğlenme konseyi özellikle birini survivor hayatı bitiyor. Ve dolayısıyla normale dönüyor. Normalde herkes arkadaş zaten. Ama orada bir yarış var, bir mücadele var ve biri elendiği zaman konseyde sessizlik olmalı. Bu bence o konseyin adabı muhaşereti. Yani e, sen ne kadar sevmesen de, sevsen de, üzülsen de, şey yapsan da orada artık en fazla üzülürsün. Ama kalkıp ilahi adalet, kalkıp gülmeler vesaire yapamazsın. Bak Hikmet'i burada eleştiriyorum. Çok gülmedi ama. Hani... Ben eleştiriyorum. Yani? Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Hikmet elense, Yasin yapsa Yasin eleştirecekti. Ama Hikmet orada ilahi adalet... İşte gülmeler ne kadar Daha. kavga eserse, orası survive hayatı bitti. Orada birinin bir emeklerinin sonu artık orada bence bu bir hatadır. Ha, Barış'ın girmesine gireceğim şimdi. Bu hatayı bana göre olan tabii size göre değil ama bu hatayı yaptı Hikmet. Şimdi buna cevap verecek olan birinci kişi Yasin'dir. Yasin bir şey diyebilir Hikmetçim. Hani oyun bitti benim için. Sen niye böyle bir şey diyorsun? Niye gülüyorsun? Neyse. Yasin demedi mi? Orayı yöneten kişi kim? Acun abi. Acun abi sorabilir Hikmet'e. Bak ikinci Acun abi sorabilir. Ne oldu Hikmet'ciğim? Mutlu mu oldun? Hani vesaire. Bir şey sorabilir. Üçüncü Gökhan sorabilir. En yakın arkadaşı ve Pota'da. Dördüncü Evrim sorabilir. O da Pota'da. Bak bunlar hepsi bence bu Hikmete bunu sorabilirler. Beşinciye geliyorum. Ayşe sorabilir, Nisa sorabilir. Yasin'i seven arkadaşları sorabilir. Ne oldu Hikmet diye? <laughs> ya sıralamada Barış, barış yok. yok. Bak Barış yok. Aynen. Bence sıralamada Barış yok. Yani Barış bunu soruyorsa ben bunu şöyle görüyorum. Yani diğer oradaki herkes saydım, Acun Abi'de saydım isimler sormuyor. Barış soruyor. Barış bana şu an şöyle geldi burada. Enerjisi var, atamamış, oyun alanlarında değil artık. Bir yerden bir şey yakalaması lazım, bir yerden çıkması lazım. Yarışma çünkü bu. Bir yerde söz alması lazım. Böyle bir hatayı görünce de Barış Hikmet'e soruyor. Sorma şeklinde bir şeyler soruyor, Hikmet ona cevap veriyor. Bir şeyler soruyor ki orada karşılıklı konuşma yok. Survivor'un e, konseyinin e, en birinci kuralı nedir? Söz almadan konuşamıyorsun. Karşılıklı bir konuşma yasak. Sen direkt Hikmet'le bir diyaloğa giriyorsun, dediğiniz yerdeyim. Hikmet orada eleme konseyinden çıkmış vesaire psikolojisi farklı. Sen adamla diyaloğa giriyorsun. Hikmet de diyor ki Acun Bey'den söz isteyip sorabilirsin ve o bana sorabilir diyor. Haydi diyaloğa giriyorsun. Ondan sonra da kes diyorsun. Yani Hedef Barış burada gereksiz oraya. bir puan toplamaya çalışıyor. Ben burada Hikmet'in hatasını ayrı görüyorum. Kesinlikle hatalıdır. Ama ona hatayı soracak kişi en son kişi Barış'tır. Barış'a kadar bir sürü isim var. Şimdi burada tabii ki yani insan daha önce bu konseyde hiç yaşanmamış bir şey Barış'ın yaptığı. Normalde eleme potasındaki bir adama sen dönüp de yaptığı hareket üzerinden orada yani kusura bakma güler de abi adam. Gülen yani adam da oturup ne, burada ne? kahkahalar atmıyor ki. Hani sonuçta biz no, no. bugün Hikmet'le... Gülmesini gizleyebilir Furkan. Ya, ya neden, yani, niye gizlesin abi hani adam böyle, gülebilir. Ya. Yani, şey adam gülebilir abi. her şeyden gülebilir. ya yani burada ama, bu, güle, bu adam gülemez diye biz bir kesin yargıyla konuşamayız ki. O konseyde neler neler Bence yapanlar gülmemeli. oldu Bence ya. gülmemeli ben kesin yargıyla konuşuyorum. Bence gülünmez. Bir cenazede de gülünür mü mesela? Abi orası cenaze mi? Hayır ama bak... Ne sen diyoruz? öyle görüyorsun ben öyle Ama orası sözün bittiği yer. Survivor'da mücadele, oyunlar vesaire, Açlık Adası, o adası, sürgün adası falan hop biri gidiyor. Tamam orada saygı. Biz burada yorumcu orada olarak bak biz burada yorumcu olarak bunu düşünebiliriz. Biz burada yorumcu olarak bunu düşünebiliriz ama hikmetle Yasin arasında neler yaşandığını ve ne noktada olduğunu biz bilemeyiz. Hani hatta mesela yani adam oh bile diyebilir yani ama ben bunu doğru diye söylemiyorum ama bu iki adam arasında neler yaşandığını biz bilemiyoruz ki. Şimdi hikmete sorsan hikmet oturacak Aslında diyecek diyoruz. ki Yasin bana neler neler söyledi. Bana küfür etti. Bana bilmem ne yaptı. Argo söyledi. Aileme küfür etti. Şöyle böyle diyecek. Ya, ben de tepisiz çok mu diyecek mesela. O yani. noktada ben diyorum ki hikmet orada kendisini saklamalı veya herhangi bir yarışmacı her kimse ne yaşadıysa yaşadı, saklamalı, röportajında anlatmalı. Aslında içten içe sevindim diyebilir. Bak buna okeyim. Ama orada o saygısızlık gibi geliyor bana. ve Dolayısıyla da yaptığı ben, şey ben, ben saygılı... Hikmete, Hikmet'e gerek yok diyorum böyle bir şey yapmasını. Yok ben zaten yaptığı şeyin doğru olduğunu savunmuyorum. Ama hani kesinlikle bu konseyde bana sorarsan Barış'ın yaptığı hareket daha radikal bir hareket. Yani. Bak Barış'ın yaptığını savunmuyorum. Zaten Barış'ı ayrı eleştiriyorum, Hikmet'i ayrı eleştiriyorum. Hı hı. Keşke hiç Hikmet öyle bir şey yapmasaydı, keşke Barış oradan atlamasaydı diyorum. Ama şimdi ben Hikmet'in yaptığı doğruydu, Barış'ın yaptığı yanlış noktasında değilim. Hikmet'in yanlışını <laughs> düzeltecek kişileri saydım. Keşke Yasin bir şey söyleseydi. Acun abi bir şey söyleyebilirdi. Oradan bir arkadaşı bir şey söyleyebilirdi. Barış'a ne oluyor dedim.